İkinci oturumumuza hoş geldiniz. Bu oturumumuzun konusu global lokal ve de dijital. Az sonra davet edeceğim misafirlerimizden ilki Gaye Çevikel. Hepimizin bildiği Gaye Gino'nun çok ünlü bir tasarım firması olan Gaye Gino'nun kurucusu. Kendi potansiyelini en üst seviyeye çıkarmış ve ışıltısını çevreye yayan insanların hikayelerine bayılıyorum. Özellikle bu bir kadın olunca hepimize daha da fazla ilham perisi haline dönüşüyor. Şimdi kendisini sahneye davet ediyorum. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Birgitte Bebeber bildiğiniz gibi Türk bir Türk mimarı, kendi içimizden biri ve benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. 94 yılında Viyana Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 96 yılında Türkiye'de mimarlık yapmaya başladı. O zamanın Türkiye'sinde Birgitte'nin mimarlık yapabilmesinin bence tek koşulu kendi birincisi mimarlığının çok steril ve de gerçekten çok clean cut olabilmesi. İkincisi ise Birgitte'nin müthiş insancıl, zeki ve de espri yeteneğinin tüm bunlara katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bu arada 2013 yılında çok da önemli bir mimarlık ödülü olan Miss Van der Rohe ödülüne aday gösterildi. 2014'te Avusturya hükümeti tarafından altın nişan, liyakat nişanına aday verildi. Ve şimdi sevgili arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Seni yani. Sevgili Esin'le biz yakın zamanda bir seyahatte karşılaştık ve onun enerjisi, konulara bakış açısı ve de espri gücü gerçekten benim yaratıcılığı benim için inanılmaz keyifli bir hale getirdi seyahati. Sevgili Müge ile birlikte üç ortaklar arketipi dizayn olarak yurt içinde ve yurt dışında inanılmaz iyi iç mimari projeler yapıyorlar. Yani Astana'daki müzenin iç mimarisinden Düsseldorf'ta otele ve bütün bunları lokal bir firma olarak zaten bir az sonra bunu tartışacaklar. Globalde nasıl proje ürettiklerini, dijital dünyanın onlara nasıl iyilikler ve kötülükler yaptığını Esin'in moderatörlüğünde işleyeceğiz, dinleyeceğiz. Şimdi de onu davet ediyorum. Merhabalar, ben Esin Sözer Kalender. Bugün gerçekten heyecan verici bir topluluk önünde konuşma yapacağız. Ben bu sene 25. yılını doldurmak üzere olan Arketipo Design İç Mimarlığın 3 kurucu üyesinden biriyim. Müge ve Murat'la beraber 1994 senesinde kurduk şirketimizi. Bugünkü konumuz olan lokal ve global bize çok yakın bir şey. Çünkü hem yurt içinde hem de yurt dışında inanılmaz projelere hizmet veriyoruz. Gerçekten ülkemizi başarıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Lokal ve globalin dışında bir de dijitali işlemek istiyoruz bugün. Benim bugün gerçekten çok sevdiğim iki insanla beraberim. İkisi de sohbet ederken saatin nasıl geçtiğini bilemediğimiz iki dostum aynı zamanda. Birgitte Weber gerçekten 24-25 sene önce Türkiye'ye gelmiş Avusturyalı bir mimar. O kendi lokalinden bizim lokalimize geldi. Biraz ondan bahsedeceğiz. Benim için kendisiyle ilgili en önemli şeylerden birisi Türkiye'deki imza haklarına sahip olan ilk ve tek mimar, yabancı mimar. Gaye Çevikel ise Gaye Gino tasarım aksesuarları markasının kurucusu ve aynı zamanda kreatif direktörü. Onun için de şunu söyleyebilirim. Gerçekten 20 seneler yani 25 seneler öncesinde tasarım aksesuarları konusunda lokalden globale giden ilk tasarım kurucusu diyebiliriz. Ben öncelikle Birgitte ile başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bu arada. Bulduk. Biz tabii birlikte bu sohbeti gerçekleştirirken neredeyse bu konulardan hiç bahsetmeden saatlerce sohbet ettik, güldük, eğlendik ama burası gerçekten biraz heyecan verici. Sen Avusturya'da mimarlık okudun, daha sonra da İstanbul'a geldin. Bu kendi lokalinden globale geçtiğinde neler yaşadın? Bunlardan bize biraz bahsedebilir misin? Yani benim ilk gelişim 95'ti. Tabii ki o zaman Google yoktu. Dijitalden de konuşacağız ya bugün evet, biraz. Evet. Google olmayınca tabii ki orta çağ gibi bir yani hayat yaşıyorsunuz. Gençler en az öyle düşünüyorum.
Bizim yani böyle bir araştırma yapmak çok zordu. Yani gazete vardı, televizyon vardı. Ondan sonra dergi vardı, tarihi kitaplar vardı. Ondan bilgi aldım yani buraya gelmeden önce. Tabii ki Türk arkadaşlarım vardı. Beraber okudum yani mimarlık okudum, teknik üniversitede, Viyana'da beraber okuduğumuz arkadaşlarımız vardı. Onlar da bana tabii ki bir şeyler anlattılar. Ama en son çok maceralı bir gelişim diyebilirim yani 95'te. Tabii ki işte söylediğim gibi Google 98'te kurulmuş için öyle bir çok detaylı bir araştırma yoktu. Yani mimari ne durumda, hangi seviyede, mimarlar kimdir, ne iş yapıyorlar, şu anda ne yapılmış vesaire araştırmak çok zordu. Bir iki defa önce ziyarette geldim ama daha turist amaçlı. Tabii ki o kadar ince bir araştırma yapamadım. Tabii ki çok enteresan şeyleri karşılaştım, düşünebilirsiniz. Yani 95, kaç sene önce yani evet. Yakında 25 sene önce. Ve bu ülkenin gelişmesinin bir parçasıyım düşünüyorum. Yani beraber büyüdük. Evet. Benim Google bu arada vardı. Benim Hüseyin Kalfam vardı. Karadenizli bir kalfa. Ve bilmek istediğim her şey, her şey. Çok şanslı. Bilmek istediğim şeylerdi. Her şeyi ondan öğrendim ve ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin bütün işte dilim de ondan yani dil, Türkçe dilden öğrendim. Süper. Gaye aslında senin için Brigitte'nin tam farklı bir durumu söz konusu. Sen markanı Türkiye'de yarattın ve 2004 senesinde gidip bunu Amerika'da lanse ettin ilk. Peki senin serüvenin nasıl gerçekleşti? Ben öncelikle bunun geçmişinden biraz bahsedeyim. Tasarım aksesuarları konusunda çoğunuz hatırlayabilirsiniz. Abdi İpekçi Caddesi'nde Dekorum mağazası. Evet, bizim için bir ilkti. Biz evet. Onunla başladık. Evet. Ve Dekorum'da dünyadan tasarım ürünlerini 95 senesinden 2006 yılına kadar Dekorum devam etti. Türkiye'ye getirdik. Yani sonuçta globalden lokale geldi. Ve 2004 yılına kadar neden Türkiye'den bir marka yaratmayalım diye düşünerek çalışmalar yaptık. 2004 yılında New York'ta Gianginio'yu ilk 6 koleksiyonuyla lanse ettik. Ve Türkiye tasarım pazarında herhangi bir oyuncu değil. Kimse Türkiye'yi tanımıyor. Ancak biz ilk koleksiyonumuzu İstanbul temalı yaptık. Çünkü kendi kültürümüz ve kendi geleneklerimiz yabancılara gerçekten çok ilginç geliyor. Ama bunu oryantalist veya etnik olmadan modern yorumlayarak yapabilmek tabii ayrı bir şey. Bundan dolayı çok ilgi gördük kendi kültürümüzü kullandığımız için Amerika'da. Ve inanın bir sene içinde meşhurduk. Çünkü ilk tasarımcımız bizimle bütün dünyayı gezdi. Evet, ilk tasarımcınız Kerim Reşit. Kerim Reşit'ti, evet. Aslında ben burada şeyi sormak istiyorum. Siz bu tasarım mı ele alırken niçin ilk tasarımınızı Türk bir tasarımcı ile yapmadınız, yabancı bir tasarımcı ile yaptınız? Ben bunu hep aslında merak ederim. Çok güzel bir tasarım bu arada. Gerçekten hayran olduğumuz formlar, hepimizin bildiği bir tasarım. Niçin yabancı bir tasarımı tercih ettik? Bunun nedeni biz Dekorum'da tabii ki eğitimimizi yaptık. İlk briefimiz bile yoktu. Ya bilmiyorduk gerçekten. Markalaşmak için ben çok kısa bir Harvard Business School'a gittim, bir brand management'la ilgili bir kurs aldım ama o konuda hiçbir bilgimiz yok. Tasarım briefi nasıl yazılır o konuda bilgimiz yok. Ve istedik ki dünyadan bir tasarımcı olsun ve Türkiye'ye dışarıdan bakabilsin. Çünkü hepimiz Türkiye'nin içinde geleneklerimizi veya kültürümüzü farklı yorumlayabiliriz. Evet. Ama dışarıdan bir göz bunu yorumlarsa daha global olabilir ve daha internasyonel olabilir dedik. Evet. Ayrıca da o dönemde Türkiye'den sonra çok iyi tasarımcılarla çalıştık. Emir Uras gibi, Defne Koz gibi tasarımcılarla. Türkiye'de o dönemden çıkan bir multikültürel, yani çok kültürlü bir tasarımcı yoktu. Biz bu kültürlerin de yansımasını istedik. Keza Kerim Reşit İstanbul'a geldi. İlk geldiğinde ilk koleksiyonumuz Morphscape diye bir meze seti. Biz ona Türkiye'deki meze ve herkesin aynı tabaktan paylaşma kültürünü anlattık.
O bundan esinlendi. O sırada da Swiss Otel'de kalıyor bu arada. O sırada da buradan İstanbul'un silüetini çizdi. Ve biz hep birlikte, aa bu muhteşem bir yemek takımı olur, şu Galata Kulesi olsun, şu camiler olsun. Ve bunun hikayesi o şekilde gelişti. Gerçekten İstanbul silüetini oluşturan bir yemek seti ki o zaman dünya için çok erkendi. Çok ilgi çekti. Evet, süper. Birgit de sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yabancı bir tasarım. Ya şu silüetler diyorsun. Corbusier İstanbul'a geldi ve tek bir kelime İstanbul anlattı. Silüetler dedi. Yani demek dışarıdan gelen, bana da tabii ki öyle bir, ben de öyle bir şey gördüm yani. Sen gelen tamamen silüetler görüyor. Yani çok olağanüstü bir yerleşim tabii ki. Bence de çok önemli bir şey, yani geleneksel bir eski tasarımdan yola çıkarak ama bunu güncel bir hale getirmek, bunlar çok önemli şeyler. Bazen körlüğümüz var, yani körüz çünkü her gün görüyoruz ve bunu farklı yapabilecek şekilde düşünemiyoruz. Evet. Ama dışarıdan gelen biri tabii ki bunu başka bir interpretasyon yapabilir. Sen de aynı şeyi yaşadın. Ben de tabii ki öyle şeyler, aynen öyle. Benim tabii ki ben çok farklı şeyler karşılaştım. Mimari de farklıydı. Bana mesela şey dediler, sen şimdi buraya geliyorsun, istediğin şeyi yapamazsın. Yani 3 ay sonra gideceksin, sen burada kalmayacaksın. 24 sene oldu. Ama zorluklar tabii ki bizi bir yere getiriyor. Evet. Yani anlaşmak zorundayız şartlarla. Ama bu geleneksel şeyler bir modern hale getirmek bence çok önemli bir şey. Çünkü kültür kaybetmemek lazım. Evet, reddetmemek aynen, çok lazım. Çok önemli. Ama güncel hayata entegre etmek lazım. Evet, güncelleştirmek gerekiyor modern yorumlarla. Evet, evet. Yani hem Türk kimliğini koruyarak hem de yabancı... Hem de dünyalı olmak. Hem de dünyalı olmak. Yani bu pazarda iyi yer edinebilmek gerçekten çok çok zor. Bunu başarmışsınız. O gerçekten daha başarıyoruz. Konuda, evet, daha da tabii ki yani hepimiz için, yani bütün Türk tasarımcıları için aslında belki de yolun başındayız bile diyebiliriz yani, ancak yeni yeni açılıyoruz diye düşünüyorum ben de. Burada tabii biraz hem kimlik hem de biraz kültürümüzden de bahsedebiliriz. Yani globale çıktığımızda bunlar, yani biraz bahsettik tabii ki, yani nasıl karşılanıyor? Yani Türk kimliği, bunu kaybetmeden daha çok hani tasarımlar yapmaya çalışıyoruz ama yani belki de hani çok da fazla... Çok da gerekli değil. Evet, çünkü evet. Tasarım sonuçta universal bir olgu. Evet. Siz eğer o tasarım dünyasına, ki çok niş bir pazar biliyorsunuz, ben hep böyle iş kısmında konuşacağım. O pazarda, zaten universal pazarda o dille konuşmak zorundasınız. Evet. Ama kendi tasarım dilinizi... Bizim için önemli olan sadece Türk olmak değil, bizim için Akdenizli olmak önemli. Akdenizliliğinizi koruyarak, ki dünyada da bu fark yaratıyor. Akdenizliğini koruyup kendi marka kimliğinizi ve ürün felsefesinizi koyduğunuz anda zaten farklılaşıyorsunuz. Evet. O kimlik çıkıyor ortaya. Buna göre de tasarımlarınızı yönlendirirseniz, ki biz yani tasarımcılarımızı da o şekilde seçiyoruz kendi ürün kimliğimizle tasarım dili aynı olan, evet, tasarımcılar. İlla meşhur olması gerekmiyor. Ki yeni tasarımcılarımızın hiçbiri meşhur değil. Daha da güzel. Ama yani Kerim Raşit'le ilk çalıştığımızda Kerim o kadar meşhur değildi. Evet. Veya Arik Levy'yi kimse tanımıyordu. 2004 yılında şimdi başladık. Şimdi öyle aynı şekilde Jaime Hayon veya Yves Behar. Bunların, evet, hepsi bizim tasarımcılarımız. Evet. O dönemde çoğu yani değildi. Evet. Bizim için önemli olan onu görebilmek ve bunu devam ettirebilmek. Evet. Ama kimlik çok önemli. Evet. Kendi kimliğinizi ortaya koymanız gerekir. Kesinlikle. Yani özellikle oryantalist yaklaşım bize çok yanlış geliyor. Evet. Yani evet. Türk deyince aklı o geliyor. Halbuki o değil. Türkiye'nin inanılmaz bir kültürü var. Evet. Kültürel geçmişi var. Biraz da karmaşa da var tabii ki hayatımızda. Peki Birgit de sen kendi kimliğini ve kültürünü Türkiye'de bu mimarlık mesleğini icra ederken nasıl korudun? Bu konuda biraz zorluk çektin mi? Ben bir cümle daha söylemek istiyorum senin söylediğini. Yani şey çok kapalıydı Türkiye'de o zaman da. Çok bilgi buradan dışarı akmadı. Evet. İnsanlar Türkiye çok yanlış bir yanlış bir resim vardı Türkiye'den. Söylediğim gibi gazete vardı ve televizyon vardı ve tarihi kitaplar vardı. Ama bugünkü gibi direkt bilgi akışı yoktu.
Yani çok geriden bütün bilgi geldi. Şimdi tabii ki oryantalist bir resim çizdiler. İşte Osmanlı, şu Selçuklu vesaire. Bu tabii ki biz hepimizi de okulda öğrendik. Ama güncel ne oluyor? Biz bunu bilmedik Avrupa'da. Evet. Şimdi ben de tabii tam tersi, ben burada Avrupa import yaptım. Hı-hı. Buraya da akış çok zordu. Yani vice versa bir problem vardı. O zaman mesela kitap almak çok büyük bir olaydı. İnanılmaz pahalı ve çok az kütüphane vardı. Yani güncel mimari sahip olan kitapları mesela. Onun için dergi mesela buraya getirmek de çok zordu. Yani öğrenciler için gerçekten zor bir dönemdi. Ben tabii ki her zaman getirebilirdim ve ofistekiler faydalanabilirlerdi ama dışarıdakiler çok zor. Yani çok pahalı bir olaydı, bunu lütfen unutmayalım. Ve o söylediğim gibi orta çağ ve bugün bambaşka bir yerdeyiz. Bugün işte düğme basıyorsun, dijital dünyada her şey önüne geliyor. Kimlik koruma tabii ki işte belli bir değerlerle büyüyoruz. Benim de, büyüdüğüm değerler belki farklı olabilir. Evet. Ama ana etik, moral değerlerimiz hepimiz aynı. Afrika'da öyle, Amerika'da öyle. Hı. Ya en son belli değerlerle büyüyoruz. Ve ben de onlarla buraya geldim. Tabii ki uygulaması biraz farklı. Evet. Yani ben Zeki Stejante'de buluşuyorum, öyle bir şey yok. 10 gibi herkes geldi vesaire. Yani bunlar tabii ki hikaye, bunu anlatmayayım. Ama kimlik olarak, mimari kimlik olarak ben aynı briefing üzere Avusturya proje yapsaydım o çok farklı görünürdü. Burada yaptığım projeler çok farklı. Mesela benim arkadaşlar şaşırıyorlar. Brigitte, hiç düşünmedik yani böyle mimari yapıyorsun. Ama ben diyorum bu şartlara göre yapmam lazım. Evet, uyum sağlam. Yani tabii ki zorladım. Evet. Yani lokal şartları. Ama lokal şartlar var. İklim var. Yaşam tarzı farklı, aile düzeni farklı, inşaat düzeni farklı ve bu da sürekli de değişti bu seneler içinde. Evet. Malzemeler farklıydı. Ben her şeyi alüminyum çizdim. Alüminyum yok, paslamas yapabilir miyiz? Buyurun dedim, o da güzel. Ama yani çok şey oldu. Yani şantiyeye gittim, proje şöyle döndürdüler, böyle döndürdüler. Değiştirmek zorundaydım. Müşteriler biraz ilk gri boyadım duvar, hiç beğenmediler. Çok karanlık dediler. Yani müşteri eğitim de vardı tabii ki. Tabii ki. Senin bir şantiye hikayen var esasında. Birlikteyken anlattığın iki kültürle ilgili. Hmm. Esasında onu da... O tabii ki orada yani daha güncel bir, evet, olay. O da böyle interkültürel bir, bir hikaye. Biz çok güzel bir proje yaptık. Bir biniçilik tezis yaptık Kemerburgaz'da. Ve karar verdik, biz bunu tamamen ahşaptan yapacağız. Esas geleneksel Türkiye'de ahşap mimari var ama yok gibi. Burada yapmak istedik, yani 35 metre genişlikte, 70 metre uzunlukta bir maneş tasarlamak çok kolay değil, her şey ahşap olsun. Biraz zorluk çektik, ondan sonra dedim, burada ben şimdi kültürleri birleştireceğim, şimdi globalleşeceğiz burada dedim. Ve Avusturya'da bir firma buldum ve süper bir fiyat bizi verdi. Biz Türkiye'de bir şey yapacağız dediler. Hemen gelin. Ha? Hemen her şeyi hallettik ve adamlar gerçekten bütün projeyi orada yaptı. Yani biz tasarladık, onları gerçekleştirdiler. Ondan sonra onların işçiler buraya geldi ve buradaki işçilerle beraber çalışmak zorundaydılar. Şimdi ben çok korktum. Bunlar birbirine nasıl konuşacaklar? Lisan yok. Hiç yok kimse. Yani. Bunlar İngilizce yok, bunlar Türkçe yok. Ondan sonra dedim tamam ben işte 24 saat şantiyede olacağım ve tercümanlık yapacağım. İkinci gün bunlar böyle kendileri önüme dikiyorlar, diyorlar Brigitte sen ofise dön. Biz sensiz çok daha kolay çalışıyoruz. Sen burada her şeyi karıştırıyorsun. Evet. Biz... Aynı meslek sahibi olduğumuz için. Anlaşıyorum. Yani şöyle böyle bir süper anlaşıyoruz. Süper. Bunu ben kenara çektim. Her şey süper oldu yani. Evet, evrensel. En son müthiş arkadaşlık oldu onların arasında ve o projenin başarı esas
interkültürel bir arkadaşlık oldu. Süper. İyi ki ofise gitmişsin o zaman. Fazla ortalığı karıştırmamışsın. Arada böyle gittim ama baktım. Evet, evet. Aslında şimdi biraz da dijitallikten... Lokal. Senin de, evet, lokal. Şimdi senin de çok güzel bir hikayen vardı esasında Gaye. Burada bizim kültürümüzle ilgili bir şeyi gidip Japonya'da değil mi? Fuarda evet. Öyle güzel bir orada lokalle globalin nasıl evet. Bir araya geldiği. Evet, onu da dinlemek isteriz. 2004-2005 yılında biz ilk sene sanki her şeyi yaptık. Bir sene içinde çok iyi tanındık. Dedik ki tamam Japonya'da da fuara katılacağız ve ilk koleksiyonla ve kocaman kocaman şamdanlar. Hepsi şamdan ve bir de Morphscape, bu İstanbul silüeti, o da büyük büyük. Ve Japonya'da fuara gittik. Tabii ki hiç çalışmadan. Japonya'daki standımızda bir tane Japon durmadı. Ayrıca tek bir sipariş bile almadık. Felaket. Çünkü Japonlar mutlaka ve mutlaka standda veya herhangi bir sergide bir Japon yüz görmek istiyorlar. Aynı zamanda da sonradan öğrendik tabii ki Japon kültüründe mum yakma yok. O yüzden şamdanlar elimizde kaldı. Şamdanlarla kimse ilgilenmedi. Evet. Ha bunu niye anlatıyorum? Evet. Hep global diyoruz evet, ya. Evet. Global marka olmak, işte globallik vesaire. Ama lokal pazarın, senin demin anlattığın işte lokal pazarın gerçeklerini eğer bilmeden yaparsanız o zaman başarılı olmanıza imkan yok. Bundan dolayı lokal markaların hiçbiri aynı şeyi başarılı olanlar tüm pazarlarda aynı şeyi satmıyorlar. Ve bu da bize öğretti ki gideceğim pazarın gerçeklerini öğrenmeden herhangi bir şekilde girme oraya. Evet, çok güzel. Evet, bu arada bir diğer konumuz da dijitallik. Dijital hayat şu anda tamamen gerçeğimiz bizim. İşte tek tuşla hem sosyal medya olsun hem internet yoluyla her türlü bilgiye ulaşıyoruz. Yani bu bizim için ne kadar iyi, ne kadar kötü, işte bizi nasıl etkiliyor? Biraz da bundan bahsetmek istiyoruz. Gaye, sana sormak istiyorum. Dijitallik bize ne getiriyor, ne götürüyor? Bu konuda senin düşüncelerin nelerdir? Ben yine kendi işimden bahsedeceğim. Dijitallik aslında çok büyük avantajları var. Çünkü her şeyi anında görebiliyorsunuz. Evet. Biz işimize Brigitte gibi ben de 95'te başladım. 95'te başladığımızda herhangi bir bilgiye ulaşmak veya işte çok ürünleri zor. Görmek için bütün dünyada fuarları gezmek zorundaydık. Şu anda bizim hiçbir fuara gitmemize gerek yok. Evet, her şey. Bir klikle her şeyi görebiliyorsunuz. Evet. Ayrıca ürününüzü yine bir klikle satabiliyorsunuz. Evet. Ama burada en büyük tehlike aynılaşmak. Evet. Tabii ki hepimiz veya bütün tasarımcılar, bütün mimarlar, herkes o kadar çok bilgiye maruz kalıyor ki zannediyorsunuz bazıları özellikle genç olanlar en çok görünen, en popüler olan gerçekten en iyi. Bu büyük bir tehlike. Çünkü o zaman aynılaşma başlıyor. Ve bu aynılaşma başladığı zaman da neyin daha doğru, trend içinde kalanın mı doğru yoksa gerçekten iyi tasarım mı doğru, bunu kestiremiyorsunuz. Bundan dolayı o ikisinin arasındaki çizgi çok ince bir çizgi. Bu çizgiye ne kadar yakın olursak o kadar başarılıyız. Yani dijitalliğin hem avantajı hem dezavantajı var evet. Hepimiz için. Evet. Birgitte, sen ne düşünüyorsun dijitalle ilgili? Ya, dijital dünya bizim için bir araç, evet. Yardımcı olarak görüyorum. Ama çoğun bitmiş olarak bizi prezente ediyor. Ve bu bize bağlı, yani bunu değerlendirmek. Bizim mesleğimiz, ben kendi mesleğimden bahsediyorsam, işte çepe, çok güzel görseller, çoğun photoshoplanmış. Bunları direkt kopyalayabilirsin, her yere yapıştırabilirsin. En büyük tehlike budur. Bu da aynı senin söylediğine geri dönüyorum. Aynılaşma var. Ama seleksiyon yapmak zorundayız tabii ki. Hem de o resminin arkasına da bakmak lazım. Bir profesörüm vardı ve ben hiç unutmadım. Çünkü genç insanların, bence genç mimarların en büyük problemi tasarlama nasıl başlıyorum? Mesela jürilerde bizi soruyorlar. Nasıl başlıyorum? İnternette giriyorum, o projeleri araştırıyorum. Evet, ama o çepelerle bir proje yapılmaz düşünüyor. Yani onun için araştırma da yanlış yöne gitti. Araştırmaları farklı. Yani Pinterest'ten bir şeyler araştırılmaz bence. Veyahut
Google'a git, işte hastane nasıl pazarlanır. Yani çok seleksiyon yapmak lazım ve biraz daha bence eski geleneksel şeylere geri dönmek lazım. Yani onun için ilgili kitaplar var, onun için uzmanlar var, hocalarımız var ve onları dinlemek lazım. Bir hoca mesela bana dedi, hiç unutmadım, oraya geri dönüyorum şimdi tekrar. Yani normal hayatta okurken veyahut bir şey tazarmadan her şeyi araştırın. Her şeyi görün, her şeyi bilgi toplayın, deli gibi bilgi toplayın. Ama tazarlarken kitaplarınızı kapatıyorsunuz ve kenara koyuyorsunuz. Bugünkü çağda tabii ki bilgisayarlarınızı kapatıyorsunuz, cep telefonlarınızı da kapatıyorsunuz ve kenara koyuyorsunuz. O zaman aldığınız bilgi ilham olarak olabilir. Açık bırakıyorsunuz, o bir kopya. Hı hı, evet. Kopya, copyright var. Copyright problemimiz var bence internetten sonra. Çünkü hafif bir değişiklik yapıyorsunuz. Yani mesela benim projelerden bir proje yaptım mesela. Ondan Türkiye'de 3 tane şimdi var. Evet, evet. Ve beni arıyorlar. Ya Bridget, başka fikrin yok mu? 3 tane aynı dikiyorsun. Yani bir yeni bir şey yap. He? İzmir'de var, Ankara'da var. Yani bu biraz copyright problemimiz evet. var bence internet ortamında. O internete gerek yok onun için. O her zaman var bence evet. kopya işi gerçekten. Ben kendim araştırmacı bir ruha sahibim. Yani çok fazla, yani eskiden de bu 25 senedirlik bir konumuz var. Biraz yaşlı olduğumuzu da aslında beyan etmiş olduk ama üçümüz de aynı zamanlarda başladık. Bu arada hayır diyen yok. Bunu diyorum, hayır diyorum. Ben her şeyi araştırmayı çok severim. Yeter ki bir konu olsun. Özelinde araştırırım. Şu anda o kadar mutluyum ki dijital benim için yani bulunmaz bir nimet. Sadece Google değil tabii ki. Her şekilde araştırmayı seviyorum ve bilgiye hızlı ulaşmak benim için çok önemli. Çünkü ben günümüzde sürenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden ben biraz böyle şantiyeden bahsettik ya. Yani biz işte 25 sene önce aydıngerlerin üzerine çizim yapardık. Daha sonra bunları ozalitçiye götürürdük. Ozalitleri çektirirdik. Ondan sonra bunları otobüs kargoyla şantiyeye veya işte işverenimize ulaştırırdık. Tabii ki bu inanılmaz bir süreç. Ama şimdi ne yapıyoruz? Şantiyeye gidiyoruz. Telefonumuzla olan problemi çekiyoruz. Oradan hop işaretliyoruz. Ofise yolluyoruz. Ofisten size evet. geliyor falan filan. Yani bunlar inanılmaz güzel bize süre kazandırıyor. Bir tarafından da hep ama hala 12'ye kadar çalışıyoruz. Hala 12. Maalesef kurtulamadığımız zaman. Yani şimdi biz bunu ofiste çok fazla tartışıyoruz. Yani işte ne oldu? AutoCAD hayatımıza girdi. Daha sonra 3D hayatımıza girdi. Şimdi şey diyorum ben, halüsinasyonlar görmeye başlayacağız aslında. İşte simülasyonlar, şimdi hologramlar, farklı farklı. İşte yakında beynimizi tak diye hemen ekrana aktaracağız ve hani bize ihtiyaç tabii ki her zaman var. Onu söylememiz lazım. Yani dijitalin önüne artık geçmiyor olmamız mümkün değil. Yani bu bizim hayatımızın bir gerçeği. Biz bunu nasıl avantaj olarak değerlendirebiliriz? Önemli olan bu. Tabii burada yine çok güzel bir şekilde senin anlattığın bu aynılaşmak şudur budur ama hızlı öğrenme, işte hızlı tasarım, hızlı üretmek, bundan sonra da hızlı tüketim. Yani bir şey trend oluyor, bir bakmışsınız iki ay sonra yok olmuş gitmiş. Ne iki ayı, bir gün sonra. Yani bir gün sonra bile evet yok olmuş. Yani bu konuda bu dijitallik, işte bu hızlı tüketim, hızlı üretim, yani bunlarla ilgili gelecek tasarımımız nereye doğru gidiyor Gaye? Doğru söylüyorsun çünkü hızlı üretim işte hızlı tüketimi getiriyor ve bu hepimize sanki dün yapılan tasarım bugün çok dündü. Yeni bir şey yapmamız gerek. Sürekli yeni bir şey yapmamız gerekiyor. Biz bunu kendi işimizde fark ediyoruz çünkü basın sürekli geliyor ne yeni. Daha dur yani biz bunu 2 senede geliştirdik. Evet. Hakikaten tabii, öyle diyorsunuz evet. ama bir ürünün veya bir binanın bu kadar kısa sürede, müşteriniz de geliyordur herhalde diyordur, 6 ayda bitir. Evet. Mimarlara soruyorum, mutlaka bunu yaşıyorsunuzdur. Öyle bir şey olamaz. Tasarım süreci zaten kendi başlı başına bir süre. Ve ben bunun yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten slow design dediğimiz şu anda bütün her yerde başladı ya, yavaşlık. Kesinlikle ve kesinlikle tasarımda da olmak zorunda. Milano Tasarım Haftası, herkes
inanılmaz bir şekilde hazırlanıyor. Her sene deliler gibi ürün çıkarıyor. Bu kadar çok ürüne hangimizin ihtiyacı var? Evet. Ya ondan dolayı yavaşlamasının ve el değen ürünler, özellikle el değen ürün, el değen tasarım, el değen çizim, bunun daha öne çıkacağını, yine eskisi gibi olacağını, ancak zanaatın veya el değmenin endüstriyel dizayn süreçleriyle birleştirilip günümüze uyarlanacağını düşünüyorum. Bu daha değerli olacak. Evet. Mutlaka ve mutlaka bütün markalar bunu görmek durumunda. Yoksa değerli hiçbir şey kalmıyor. Evet, haklısın. Peki sen ne düşünüyorsun? Ya ben gayet yüz katılıyorum. Yani evet. Bunun üzerine söyleyecek bir şey yok. Ben biraz daha şey eklemek istiyorum. İleride bu yavaşlama tabii ki bizim için de avantaj olacak. Çünkü olması lazım. Dijital çizim yapma başladıktan sonra neden 12'ye kadar hala ofiste oturuyoruz? Çünkü ben onu çözdüm. Eskiden müşteri bir tane el, üç boyutlu böyle bir perspektif çizdik ve ona böyle bir hayal anlattık. Ama anlattık ve bir develop, yani geliştirme süreci vardı. Şimdi bizi arıyor müşteri, yani işveren. Kısa bir briefing yolluyorum. İşte 5 mimar çağırdım. Bir 3 hafta sonra bize bir proje yollayın. Görelim siz ne yapalım. Ben nereden bileyim 3 hafta içinde bu nasıl gözükecek? O cephe ben şimdi bilemem. O, yani bizden şimdi çok daha fazla erken sonuç istiyorlar. O sonuç olamaz. Öyle bir şey çok yanlış. Evet. Onun için biz çok boş çalışmak zorundayız. Evet. Hem de maalesef bilgisayar gördükten sonra insanla düğme basıyorsun, çıkıyor oradan. Öyle bir şey yok. Zannediyorlar. Evet. Evet. Ve dijital ortamda çizimler de bence bizi çok iş açıyorlar. Çünkü milimetrelik her şeyi bilmen lazım. Evet. Eskiden bir çizgi çizerken, onu çizerken ona hafif böyle bir farklı bir yöne de yönlendirebilirdim. Evet, evet. Ama bilgisayarda başlangıç, son nokta belli olması lazım ve onun da 0.0 bilmem nesini de bilmem lazım. Evet. Ve onu offsetlerek de milimetrelik bilmem lazım. Evet. El çizimlerde böyle bir şey yok. Yok, doğru söylüyorsun. Yani her çizgi bir fikirdi. Evet. Fikir değişiklik yani yapabilirdim. Evet. Bence bilgisayar orada biraz kısıtlıyor. Tasarım yaparken bence de el, maket, ondan sonra uygulama için gerçekten dijital bilgisayar bir şey. Evet, ben tasarımcılardan kesinlikle render istemiyorum. Hiç, yani render geldiği zaman zaten ona bakmıyorum. Çünkü ben o süreci bilmek durumundayım. Evet. Onu yaşamak durumundayım. Bana mutlaka eskeci ile gelmek durumundalar. 2004'ten beri ne kadar olmuş? 14-15 sene. 15 senedir hakikaten aynı şekilde devam ediyor. Ben bu arada senin moderatörlüğünü bir elime alacağım. Evet. Şey sormak istiyorum. Bütün mimarlar burada. Evet. Brigitte demin çok önemli bir konudan bahsetti. Müşteriyi bence sizlerin eğitmeniz gerekiyor. Müşteriyi eğitmemiz, evet. Gerçekten yani bu yavaşlaması ve tasarım süreci. Evet, bütün mimarlara sesleniyorum. Evet, uzaması konusunda müşterilerinizi, özellikle Türk müşterileri eğitmemiz gerekiyor. Müşteri bizi eğitmek çalışıyor ya. Onlar çok karşılıklı eğitiliyoruz zaten. Gerçekten zor. Şimdi biz üç ortak olduğumuzdan bahsetmiştim. Müge ve Murat da buradalar. Biz üçümüz de AutoCAD çizmeyi bilmiyoruz. Yani bilgisayarla olan ilişkimiz biraz işte açık kapa ve resim bakla alakalı bir şey. Üçümüzün de masasında hala paralellerimiz var ve elle çiziyoruz. Yani bu çok çok önemli. İşte çeşitli konularda çalışırız. Ben hep Müge'ye takılırım. Mesela bir plan koyar önüne. Zannedersiniz ki bütün gün orada bir tane bir çizgi çiziyor. O çizginin sonunda ertesi günü gördüğünüzde o mekanın hepsini tasarlamıştır. Evet. Biz bunu Birgitte ile sohbetlerimiz esnasında, yani aslında bu çizgiyi çizerken bir bakmışsınız ta bütün tasarımı bitirmiş oluyorsunuz. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Biz şu anda üniversitelerle de işbirliği yapıyoruz. Genç tasarımcılar maalesef elleriyle çizmek istemiyorlar. Yani eskiz yapmıyorlar, bu süreci yaşamıyorlar. Tamamen dijitale doğru gitmiş vaziyetteler. Bu çok bence yani iyi bir şey değil. Yani eskiz yapmak, el çizimi çok kıymetli. Bu yüzden gençlerimize her zaman bunu öneriyoruz. Bizim sohbetimiz artık
biraz sonuna doğru geldi. Eğer sorularınız da varsa, yani keyifli bir sohbet geçirmişizdir inşallah. Sorularımız da varsa almak isteriz. Biz burada saatlerce konuşabiliriz. Mikrofon mu? Herkese merhaba. Merhabalar. Türkiye'ye yeni geldim. Hoş geldin. Oluyor. Hoş geldin. Kanada'daydım açıkçası, oradaki eğitimimi tamamlıyordum. Şunu fark ettim, dediğiniz gibi gerçekten çok fazla tüketiyoruz. Orada eğitimimi tamamlarken bir inşaatın önünden geçiyorum. Her geçtiğimde de tamamlanmıyor ve sürekli ya ne zaman tamamlayacaklar bunu diye bakıyorum. Ve baktıktan sonra dedim ki ya biz Türkiye'de gerçekten çok fazla hızlı ilerliyoruz ve her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Siz burada diyorsunuz aslında işte gelenler de biraz yavaşlasın ama işverenler de yavaşlamalı bence. İşte evet, benim patronum, gayenin. Benim patronum da yavaşlamalı çünkü ben yetişemiyorum. Ben yeni mezunum. Bir sene boyunca şantiyede çalıştım, gece çalıştım. Ve şeyim, evet ben başardım diyorum. Etrafımdaki herkes bravo Cansu. İşte çok başardın, gece çalıştın, gündüz okula gittin. Ama sonra bir piyasaya çıktım, bir SketchUp çıkıyor, işte Photoshop çıkıyor, her şey çıkıyor. Ve dedim ki ben yetişemiyorum. Ben gelişmeye yetişemiyorum. O benden 3 sene önce başlamış, o benden 5 sene önce başlamış. Baba mesleğiyle başlamış ve ben bir süre sonra ben işsizim dedim. Evet, ben işsizim şu an. Gerçekten işsizim. Yurt dışından geldim, kendime bir şeyler katmaya başladım ve geldiğimde elimde hiçbir şeyim yoktu ama ikinci sınıftan beri ben stajlarımı yapıyorum. Dördüncü sınıfta çok güzel bir eğitim aldım. İtalya'da ödül aldım hatta. Tebrik gümüş ederiz. Ödül aldım ama hala işsizim. Evet. Çünkü işverenler ve patronlar, bunu sormak istiyorum size. Patronlar bizden ne istiyorlar? Ben neden şu an işsizim? Gerçekten işsizlikten alkışlanacağımı da hiç düşünmemiştim açıkçası. Şuraya da hatta işsizim yazdım ama yukarıdakiler böyle giremezsiniz dedim. Tamam dedim. Yani ben şu an CV hazırlamak istiyorum ama nasıl hazırlamam gerektiği hakkında kimse bana bilgi vermiyor. Hobilerini yaz, işte yapmadığım hobileri yazıyorum, yalan değil. Ya da işte katılım yapıyorum ki CV'm artsın, işte şuraya katıldım, buraya katıldım vesaire. Yani ben sizlere CV göndermek istediğimde ne yazmalıyım? Benden ne bekliyorsunuz? Ben SketchUp'u çok iyi mi bilmeliyim? İşte 3D Max'i çok mu iyi yapmalıyım? İşte bunları mı bekliyorsunuz benden? Ben diyorum ki mesela CV'mi ben mailleri yollamak istemiyorum. Konuşarak kendimi ifade etmek istiyorum ve biriyle iletişim kurabileceğimi, takım arkadaşlığı yapabileceğimi, SketchUp bilmiyorum ama sizinle öğrenmek istiyorum diyebilir miyim mesela? Ben bunu sormak istiyorum. Siz bir kişiden ne bekliyorsunuz? Bir çalışandan ne bekliyorsunuz? Evet, yarın saat 15'te bekliyoruz o zaman seni Arketipo Design'a güzel bir söyleşiyle inşallah beraber çalışmaya başlarız. İnşallah. Demekse. Çünkü benim de isteğim sizinler gibi insanlara bilgili sağlamak. Her gittiğim sempozyumda herkes kendi öyküsünü anlatıyor. Evet. Ben şuradan geldim, buradan geldim, buraya gittim ama ben niye buradayım, sizi neden dinliyorum? Bana bir şey kazandırın. Evet. Ya da ben sizden bir ilham alayım ve evet ya benim de bunu yapmam lazım demeliyim. Çünkü buradaki herkes sizlerin öykülerini az çok biliyorlar ama biz buradayız ve bize bir şey söyleyin ya. Ve biz buradan çıkarken bir şeyler yapalım demek istiyor. Evet. O yüzden biz sizlerden bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Nasıl bir yol izleyeceğiz burada? Çünkü çok genç mimarlar var. Yapabilirsiniz. Sadece korkmayın. Evet. Gerçekten cesur olun ve sadece korkmayın. Çünkü size uzmanlar sürekli bunu yapın, şunu yapın diyecek ama kendi çizginizi korumanız gerekiyor. Evet. Bir de umutsuz olmamak lazım. Evet. Yani. Umutsuz değilim aslında. Şu konferanstan sonra eğer sizin gibi bir mimar arayan arkadaşlarımız varsa onlarla görüşebilirsiniz. İnşallah. Teşekkür ederim. Esin, yarın saat 15'te. Yarın bekliyoruz. Senin ofisin önünde 100 kişilik, 200 kişilik bir kuyruk bekliyorum. Ay, süper. Evet, siz bir şey söylemek istemiştiniz galiba. Ben değil. Evet.
Merhabalar, ismim Kaya. Serbest peyzaj mimarıyım. Evet. Bir sorum olacaktı. Son dönemlerde işverenlerden sözleşme imzalamadan, hatta yani herhangi teklif verilmeden konsept projeler isteniyor ve bunlar çok kısa sürelerde evet. alternatifli bir şekilde verilmesi isteniyor. Hatta bu anlamda davetli yarışmalar açılıyor. Bu birazcık ücretsiz proje elde etmenin bir kuralı olduğu gibi bir şey. Bu anlamda siz de bu tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz ve tavrınız nedir bu anlamda? Evet, son dönemde gerçekten böyle talepler çok fazla oluyor ama bizim yani ben kendi şirketim özelinde söylemek istiyorum. Tabii ki 25 senelik bir şirket olduğumuz için kendimizi ispatlamış olmamız veya işte referanslarımızın kuvvetli olmasından dolayı biz çok fazla bu tarz şeylere katılım göstermiyoruz. Yani insanların bize gelirken bize inancının olduğunu düşünmek istiyoruz. Öbür türlü devamlı bir yarışmaya katılın işte. Sonuçta bir ofis var, yani ticari bir müesseseyi de işletiyoruz aynı zamanda. Yani hem tasarımcıyız ama birçok zorlukla da karşı karşıyayız şu anda Türkiye özelinde. O yüzden biz bunların karşısında biraz daha dik durmaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben başka. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Teşekkürler. Teşekkür.